hiçbir başarı cezasız kalmaz. Mustafa Güzelgöz, dönemin en iyi futbol takımlarından biri olan Vefa Spor kalecisidir. Ürgüplü olan Mustafa Güzelgöz, bir gün memleketine gider. Ünlü bir oyuncu olduğu için büyük ilgiyle karşılanır. Çocuklar, gençler ondan bildiklerini öğrenmek isterler. Memleketinin gençleriyle futbol oynar, antrenman yapar. Dönemin kaymakamı Fahri Çılgın ona Ürgüp'te kalmasını ve buradaki gençlere yeni şeyler öğretmesini ister. Kaymakam Fahri Bey, Mustafa Güzelgöz'ün hayatını devam ettirebilmesi için ona memurluk işi ayarlar. 1944 yılının Temmuz ayında 40 lira aylıkla Ürgüp Tahsin Ağa Kütüphanesi'ne memur olarak atanır. Mustafa Güzelgöz kütüphane memuru ama asıl işi gençlere antrenörlük yapmak. Kütüphaneye gittiğinde rutubetli odalarda bir kenara atılmış kitapları görür. Buna çok üzülen Mustafa Güzelgöz kitapları alır, güneşe çıkarır, kütüphaneyi temizler. Güzelgöz, başta Ürgüp kaymakamı olmak üzere birçok memurla birlikte bir köye adına selektör denilen buğday temizleyicisinin açılış törenine gider. Burada doktor, ziraatçı gibi tanınmış kişilere protokolde yer verilir. Ancak kendisi kütüphanecidir. Tanınmadığı için protokolde yer ayarlanmamıştır. Güzelgöz kendisine yer verilmemesine hak verir. Sandalye verilen, ikram sunulan diğer memurlarının hepsinin köylüye bir yararı vardır. Ve kendisi de köylüye bir yarar sağlayabileceğini düşünür. İnsanlar buraya gelmiyorsa ben kitabı onların ayağına götürmeliyim diyen Güzelgöz, kütüphane kadrosuna bir eşek alır. Eşeğin iki yanına da kitapları taşıyabilmesi için sandık yaptırır. Köy köy gezer. İnsanlara okumayı sevdirir. Dünya klasiklerini bile köylüye okutturur. Kadınların kütüphaneye gelmediklerini fark eden Güzelgöz, bu sorunu çözmek için kütüphaneye Zenit ve Singer marka dikiş makinesi ister. Dikiş makineleri gelir ve kadınlar da artık dikiş işleri için kütüphaneye gelmektedir. Uzunca bir sıra oluştuğunda dikiş sırası bekleyen kadınlara okuması için kitaplar dağıtır. Güzelgöz'e 1963 yılında Amerikan Barış Gönüllüleri Derneği'nin İnsanlığa Hizmet Ödülü verilir. Hizmetlerine devam ettiği sırada hakkında şikayet olması üzerine müfettişler gelir. Yetki ve mevkisini aştığını söylerler. Bölgesel de olsa bir toplumun aydınlanmasında pozitif yönde etki eden kişi müfettişlerce engellenir ve emekliye ayrılır. 1972 yılında emekli olan Mustafa Güzelgöz 18 Şubat 2005'te hayata gözlerini kapamıştır.